Karşımızda y eşittir gx'in grafiği var ve şimdi limit x 5'e giderken gx'in limitinin ne olacağını düşüneceğiz. Bunu daha önce de görmüştük. İsterseniz x 5'e soldan yaklaşırken gx'in değerinin neye yaklaştığına bakarak başlayalım. Bir bakalım gx eksi 6'ya yaklaşıyor değil mi? x 5'e sağdan yaklaşırken de gx'in yine eksi 6'ya yaklaştığını görüyoruz. Bu yüzden de daha doğrusu bu grafiğe dayanan gözlemlerimize göre x 5'e giderken gx'in değerinin eksi 6'ya yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu arada bunun yani eksi 6'nın g 5'e eşit olmadığını da hemen eklemek istiyorum. g 5'in değeri evet daha farklı. Size bu videoda limitin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağım. Limit, bir fonksiyonun belirli bir noktaya yaklaşırken aldığı değeri tanımlar. Bize o noktada ne olduğunu söylemez. Mesela burada bize g5'in neye eşit olduğunu vermiyor. Ayrıca fonksiyonun geri kalanının neye benzediğini de limite göre anlayamayız. Anlaştık mı? Örnek vermemi isterseniz x 5'e giderken limiti eksi 6 olan bir sürü fonksiyon oluşturabilirim ve bunların hepsi de gx'ten farklı fonksiyonlar olurlar. Bakın e, limit x 5'e giderken fx'in de eksi 6'ya eşit olduğunu kabul edelim. Bu davranışı sergileyen ve gx'ten de farklı olan bir fx çizebilir miyiz? Elbette. Hatta isterseniz hemen videoyu durdurun ve FX'i benden önce kendi kendinize siz çizmeye çalışın. Buradaki ifade bize x 5'e sağdan ve soldan yaklaşırken fx'in limitinin eksi 6'ya yaklaştığını söylüyor. Buna dayanarak size hemen buna benzeyen bir fonksiyon çizeyim. Evet fx de buna benzeyen bir fonksiyon olsun. Burada tanımlı olsun ve buradan sonra da bu şekilde devam etsin. Bu işe yarar. Demek istediğim dikkat ederseniz 5'e soldan yaklaşırken fonksiyon eksi 6'ya yaklaşıyor, sağdan yaklaşırken de aynısı. Şimdi isterseniz bir örnek daha vereyim. Limit x 5'e giderken hx'in de eksi 6 olduğunu düşünelim ve hemen hx'i de çizmeyi deneyelim. O da şöyle olsun. Burada tanımlı bir atlama yapıyor. bu şekilde devam ediyor. Buradaki değerlerin hiçbirinde tanımlı olmasın. Burada da yani x'in 4'ten büyük değerleri için tanımlı ve doğrudan eksi 6'dan geçiyor olsun. Çizdiğimiz bütün fonksiyonlar x 5'e yaklaşırken limitleri eksi 6 olmasına rağmen birbirlerinden çok farklı görünüyorlar öyle değil mi? Bunlara ek olarak bir fonksiyon için şunları bir sileyim tamam evet bizden x kritik bir noktaya yaklaşırken limitinin ne olduğunu bulmamızı isterler genelde. Mesela x 5'e yaklaşırken dediklerinde 5 kritik bir noktadır çünkü gördüğünüz gibi fonksiyon bu noktada sürekli değil. Fonksiyonun limitini herhangi bir nokta için hatta buradaki bütün noktalar için de bulabiliriz. Mesela size limit x 1'e giderken gx nedir diye sorarsam bana ne cevap verirsiniz? Hadi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Bir bakalım x 1'e soldan yaklaşırken bu değere yaklaşıyoruz değil mi? Ve x 1'e sağdan yaklaşırken de bu değere yaklaşıyoruz ve bu değer aynı zamanda g 1'e eşit. Evet, bu grafiğe dayanarak bunu söyleyebiliriz. g 1'in ne olduğunu söylemek gerekirse de eksi 5 virgül 1 ya da eksi 5 virgül 2 gibi duruyor. Hadi biz hemen hemen eksi 5 virgül 1 diyelim. İsterseniz limit x pi'ye giderken de limitini bulabiliriz. Pi yaklaşık olarak buralarda bir yerde. x pi'ye soldan yaklaşırken gx bu değere yaklaşıyor. Sağdan yaklaşırken de durum aynı yani aynı değere yaklaşıyoruz. Ve bahsettiğimiz değer g pi'ye eşit. Bu noktada herhangi bir süreksizlik olmadığını da fark etmiş olmalısınız. Kısacası, kısacası bu videodan çıkarmamız gereken iki önemli sonuç olduğunu söyleyebiliriz belirli bir noktaya yaklaşırken limiti aynı olan bir sürü fonksiyon oluşturabiliriz ve herhangi bir fonksiyon için limiti sonsuz sayıda nokta için değerlendirmemiz de mümkündür. Son olarak size bir de limitleri çoğu zaman kritik noktalar yani fonksiyonun davranışında bir gariplik olduğu noktalar için sorduklarını da söylemek isterim.